Sabah düzelttiğin soru vardı ya. Daha önce hiç böyle bir ispat yöntemi denememiştim. Hatta Ali Hoca bununla ilgili bir makale yazmamı istedi. İyi, ne güzel. Yaz o zaman. Senin güvendiğin bir şey mi var? Makale diyorum. Asistanlığı ben alacağım diyorum. Hiç umurunda değil mi? Eğer bir konuda bana yardım edersen, sana asistanlığı veririm. Nasıl yani? Öyle çekip gidecek misin? Evet. Yani ben her yerde bir şey olurum. Ama sen buraya mecbursun belli. O yüzden hile orada yok. Yardım edecek misin? Ya sen manyak mısın? Ben bunun için her şeyi yaparım. Güzel. Birinin benimle tekrar uğraşmasını sağlayacaksın. Birinin? Bunun için mi kariyerinden vazgeçeceksin? Evet. Yardım edecek misin? O kız mı? Deniz. Hadi dönelim, gelmemiş daha, geliriz tekrar. Olmaz. Deniz okula gelir gelmez ilk kantini yener, şu masaya çöker oturur böyle yani. Yani kahvesini içmeden de kendine gelemez. İlk 10 dakikayı kaçırdık mı unut yani. Ayıldın mı Deniz'i kandıramazsın. Ama abarttın ya. Ben de o kadar matematik master yaptım. Bir kızı mı kandıramayacağım? Canım bana da dahi diyorlar ama halimi görüyorsun değil mi? Bana bak, benim söylediklerimi sakın dışına çıkmıyorsun. Doğaçlama falan yapma. Yani tek kelimenle oyun olduğunu anlar Deniz. Sonra bir ömür uğraşırım onunla yani. Ama değişiksin rahmet ya. Bir sakin ol. Ne bu panik? Ya sen bizim nasıl bir şey kalkışımızı anlamadın hala galiba. Bak Deniz'in karşısında biz nasıl bir şeyiz biliyor musun? Böyle Einstein'ın karşısındaki liseli fizik öğretmeni falanız yani. Gel, geldi bak. Geldi ben de. Bence de kesin gitmeliyiz. Artık çok sıkıldım çünkü gerçekten. Gidiyoruz değil mi? Bir şey gidiyoruz. Ya sen bunu yani. Tamam. Sen bunu böyle halledersin o zaman. Tamam, teşekkür ederim. İyi, hadi. Görüşürüz. Deniz selam. Aa, merhaba Pelin hocam, nasılsın? Biraz konuşalım mı? Yalnız. Olur. Müsaade eder misiniz biraz kızlar? Seninle açık konuşacağım. Neden? Ya çünkü yanlış anlaşılma olsun istemiyorum. Rahmetle ayrılmışsınız. Yani istemiyor musun artık? O mu söyledi bunu sana? Evet. Yani dün gece sabaha kadar birlikteydik de bahsetti biraz. Konuştuk. Rahmetle. Evet, ders çalıştık. Ama eğer rahmetten gerçekten vazgeçtiysen ben şansımı denemek istiyorum. Bir gecede mi karar verdin buna? Sen onu bırakacakmışsın zaten. Biz de birbirimize çok uygunuz. Yani belki ciddi bir yola girebiliriz diye düşündüm ben de. Ciddi yol mu? Ciddi yol ne ya? Evlilik tabii ki. Yani benim öyle aşkla meşkle uğraşacak zamanım yok açıkçası. Kendime uygun birini bulup evlenip kariyerime odaklanmak istiyorum. Bunun için de rahmetten daha iyi bir akademisyen olacağını düşünmüyorum. Rahmet ne diyor buna? Yani onunla daha konuşmadım. İlk önce seninle konuşmak istedim. Ama kafasını karıştırmazsan bence o da sıcak bakabilir. Biz birbirimize çok uygunuz. Çok iyi anlaşıyoruz. Kafamız da uyuşuyor. Sen ne diyorsun bu duruma? Ben.
Hayırlı olsun diyorum. Mutluluklar diyorum. Düğün davetiyesini de yollarsınız artık. Ne oldu Yedi? Uf, beni de nasıl telaşlandırdıysan. Ne bileyim, işe yaradı galiba. Ya kızım yorum yapma. Ne dedi yani? Hayırlısı olsun. Bana da düğün davetiyesi gönderirsiniz falan dedi. Ne diyorsun be? Vallahi yakmışsın beynini ha. Sen beni Deniz'le evlendir. Dinle benden ne dilersin. Ali Hoca'nın asistanlığına. Nefes alamıyorum yalnız. Dur. Dur geldi bize bakıyor. Şimdi şey yapma, tamam mı? Kız beni kuytuda öldürmezdi mi? Eyvallah. Kaybettiği zaman Deniz Çelik'in ne yapacağı hiç belli olmuyor biliyor musun? Sen şimdi bozma, devam et iş yapma, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.